abi sen? Barbaros başladın mı lan? Bir kaçı başladın mı? Böyle bir şey yapalım. Kısa kısa kayıtlı müthiş. Hani Gaziantep insanı bambaşka gerçekten. Hocam nasıl gidiyor? Böyle kısaca konuşalım mı? Her şey mükemmel. Açıkçası ben Fatma Hanım nereye giderse bir kadın eli değdiğini hissediyorum. Daha önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak da çok güzel işlere imza attı. İlk defa geliyorum ben Antep'e. Her zaman duyuyordum ama fırsat olmadı. Bu yüzden gerçekten vesile olması harika bir şey. Enerjisine de hayran kaldım. Şehre de hayran kaldım. Hele bu müze muhteşem. Bence çok güzel işlere imza atılmış. Gaziantep'e kadın eli değmiş. Zaten biz bunu İstanbul'dan takip eden bir akademisyen olarak çok net hissediyoruz. Ama burada onun öyle olduğuna yakından şahit olduk. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Türkiye'deki kadın rektörlerle bir toplantı yapmaya karar verdi. Bizleri davet etti. İklim değişikliği üzerine görüşlerimizi alacak. Zannediyorum bir eylem planı hazırlığı içindeler. Ben çok verimli geçeceğini düşünüyorum toplantımızın. Panorama Müzesi'ni gezdik, Zeygma Müzemizi gezdik. Gaziantep'i de bu şekilde kültürel boyutuyla da değerlendiriyoruz. Nasıl gidiyor? Süper ya vallahi. Nasıl gidiyor? Çizgi ötesi. Çizgi ötesi nedir ya? Abi iyi. Güneş. Çok güneş. Kolaj yapalım. Antep sıcak. Kolaj yapalım. Bir göster mi abi? Hadi yapalım. Tamam hadi. Kalayım bir yanı sonra. Yapalım. Nereye? Bir de beni çek, beni çek. Demire çek. Yok, biraz oraya bakıp çek. Köyde ya ne yapayım köyde. İnsanların gelip de görmek istediği can attığı yurt dışından yerde biz şu an çay içiyoruz ya. Abi içiyorsun. Şu lükse evet. Bakar mısın öyle ya? Öyle bir şey var mı? Karşında Athena var ya. Ve kafası yok da bizim kafamız var arkadaşlar. Çok... Eski o sarı saçlı olan hanımefendi Fatma Şahin ama senin baktığın Emel sarı saç. İklim, bilim, kadın vizyonuyla yeni bir gelecek bizi bekliyor. Yeşil şehirler, akıllı şehirler, sağlıklı şehirler başlığı altında kadın bakış açısıyla, kadın duygusal zekasıyla, kadın liderliğiyle ne yapmak gerekiyor? O yüzden bu bakış açısı bizim açımızdan çok önemli. Şimdi buradan ilk çalışmayı yaptık. Bundan sonra Adana'da kadın rektörümüzün, Çukurova rektörümüzün başkanlığında artık uzmanlaşmış ekiplerle masalar kurulacak, çalışma grupları oluşacak. Oradan çıkan çıktıları da Ar-Ge'yi Ür-Ge'ye dönüştürüp bunu da eyleme dönüştüreceğimiz bir döngüsel sistemin altyapısını nasıl oluşturacağız? Bunu çalıştık. En önemli şey moral, motivasyon, heyecan, özgüven. İçerideki salonda hepsi vardı. Bir de bir hafta gibi çok kısa sürede bunu yaptık. Ben bütün ekibe çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu işler öyle kolay değil. Öncelikle çok mutluyuz.
burada davet edilmiş olmaktan. Fatma Başkanımız harika işler yapıyor şehirde. Hepimiz örnek olacak şeyler yapıyor. Ve bu konuda çok önemli elbette. Yani iklim, kadın ve bilim çok önemli. Buna çok değer veren bir yönetim olduğu belli. Bu bakımdan şehir olarak çok gurur duyuyor olmalısınız esasında. Toplantımız da çok güzel geçti. Değişik alanlardan akademisyenler vardı. Ve herkes de katkı sundu buna ve katkı sunmayı da vaat etti. Dolayısıyla bence bu toplantının en güzel çıktısı en sonunda karar verilen ortak hareket ederek bu konudaki araştırmaları birleştirip ve daha sonra da yaygınlaştırabilecek şekilde ne tip adımlar atılabileceği, ne tip stratejiler kurulabileceği konusunda çıkan eylem planı. Bir şey söyleyeyim mi ya bak. Gaziantep'in yağmuru bile bir başka. İstanbul'da böyle yağmıyor. Evet. Bravo. Vallahi alkışlar mısın? Evet. İstanbul'da böyle yağmıyor gerçekten yani, değil mi? Nasıl? Daha büyük burada yağmur. Daha büyük, daha olgun yağıyor. Bravo. Evet. Olgunlaşmış yağıyor. Yeterince kamera. Sadece Antep'te. Link için yukarı. Beraber gidelim yemek alalım. Yok yok takılıyor sen. Ben çıkıyor işte abi. Şimdi ben anlamadım. Siz acıktınız yemek mi ısmarlayacaklar? Aynen. Ya yani karımızın olmadığını söyledik de yemek ismini... Alırız abi, sen valla alırız. Baş tacısı. Tabii ki de vereceğiz. Ne kadar bunun işi? Ne kadar? 20 lira giriş. Tamam, veriyorum. Güz öğrenciye de hediye ediyorum. Gelsin. Kamerayı kapatabilir miyiz? Ne kadar da? Beleş. İçerisindeki kadar çok etkileyici. Yani etkilenmemek, duygulanmamak elde değil. Tarihimiz, geçmişimiz ve çok güzel canlandırılmış. O yüzden çok da iyi bir müze olmuş aynı zamanda. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Şu anda da bir müzeye geldik. Bu müzede acayip şeyler var. Yani bir insanın tüylerini tek 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 kaldırabilecek hikayeler var burada. Herkesin buraya gelip bu tarihi görmesi gerekiyor bence. Şimdi şöyle bir durum var. Antep'e ilk defa geldim bu arada ben. Hani Antep deyince insanların aklına yemek vesaire bunlar geliyor ilk sırada ama ben böyle bir tarihin, böyle bir hikayenin oluşunu duymak beni mutlu etti. Seven bir insanım zaten tarihi ama burada gerçekten çok Zeugma Müzesi'ni gezmiştik. Çok eski bir tarih var yani. 12 bin yıllık, 16 bin yıla giden bir tarih var neredeyse. Benim Gaziantep'e ilk gelişim, en yakın Adana'ya gelmişim ama sabah arkadaşlar çok güzel bir yemek yedik. Yani Mozaik Müzesi'ne gittik, o çok etkileyiciydi zaten ama burasının etkisi bende çok fazla. Şu an çıkalı 3 dakika oldu ve gerçekten çok duygusal bir yer. Yani Gaziantep'in nasıl kurtulduğuyla alakalı, Mustafa Kemal Atatürk'ün ve buradaki insanların nasıl mücadele verdiğiyle alakalı. Ben çok duygulanıyorum böyle şeylerde. Acayip duygulandım şu anda.